Haberin merkezi Show Haber'den iyi haftalar değerli izleyenler. Günün önemli gelişmelerini sizlere aktarmak üzere karşınızdayız. En çok sorulan sorulardan bir tanesi son zamanlarda, son günlerde bayram tatili 9 güne çıkacak mı? Enflasyonda düşüş başlayacak mı? Kabine Beştepe'de bu kritik soruların yanıtlarını masaya yatırmak için toplandı. Öncesinde ise dikkatler Erdoğan'la muhalefet liderlerini buluşturan toplantının üzerindeydi. Ya Allah. Liderler, bakanlar, meclis başkanı ve cumhurbaşkanı siyasetin zirvesi Anayasa Mahkemesi'nde buluştu. Yüksek Mahkemenin 60. kuruluş yıl dönümüydü. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan konuklarını tek tek karşıladı. Gözler Erdoğan'la muhalefet liderlerinin üzerindeydi. Her törende olduğu gibi yüz ifadelerini selamlaşıp selamlaşmadıklarını takip etti objektifler. Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Salondaki konukları selamlayıp kendisi için ayrılan koltuğa geçti Erdoğan. Anayasa Tarihi Galerisi'nin açılışını da yaptı. Ya Allah. Diplomasi mesaisine de ara vermedi Cumhurbaşkanı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'i kritik Moskova ve Kiev ziyaretleri öncesi Beştepe'de ağırladı. Kabineyi de Beştepe'de topladı. Ekonomi, Ukrayna Savaşı'nda ateşkes çabası masadaydı. Toplantı hala devam etmekte. Bayram tatiliyle ilgili bir gelişme yaşandığı takdirde bültenimiz içerisinde sizlere son dakika gelişmesi olarak aktaracağız değerli izleyenler ve muhalefet tarafına bakıyoruz. 6 muhalefet partisinin liderleri bir kez daha buluştu. Orucu birlikte açıp seçimlere yönelik yol haritası üzerinde çalıştılar. 6 saat süren zirve sonrasında çok merak edilen Cumhurbaşkanı adayı kim olacak sorusuna da yanıt geldi. Çatlak iddiaları gündemdeyken muhalefet 3. kez masaya oturdu. Toplantının adresi bu kez Demokrat Parti Genel Merkezi'ydi. Gültekin Uysal kapıya çıktı, liderleri tek tek karşıladı. Yıllarca Anavatan Partisi'ne ev sahipliği yapan binada Turgut Özal'ın odasında bu kez yuvarlak masa toplantısı vardı. Liderler iftarı birlikte yaptı, yol haritası üzerinde çalıştı. Herkes müşteri olsun. 6 partinin bir araya geldiği masa Türkiye'nin ortak geleceğini yazmaya başlamıştır. 6 saatlik toplantının ardından ıslak imzalı yazılı açıklama yapıldı. İşbirliği için kararlılık bir kez daha vurgulandı. Belki bir uzun bekleyiş oldu ama siyasetimiz için de önemli bir gün oldu kanısındayım. En çok merak edilen Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı. Uzlaşmacı, özgürlükçü, demokratik değerleri içselleştirmiş, milletimizin tamamını kucaklayan, siyasi ahlak ilkelerini benimseyen, liyakat sahibi bir aday tanımı yapıldı. CHP lideri Kılıçdaroğlu Ankara Keçiören'de elektriği kesilen Güllü Demir'i ziyaret ettikten sonra siyasette yeni bir polemik başladı. Enerji Bakanı Fatih Dönmez o evin elektriği kesik değildi derken Dönmez'in iddiasına Kılıçdaroğlu ev sahibinin videosuyla cevap verdi. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Geliyor musun kucağım? Aferin sana. Enerji Bakanı Fatih Dönmez, elektrikler olduğu halde ışıkları neden açmadınız diye sordu. CHP lideri de ev sahibinin videosunu paylaşarak yanıt verdi. Bakan Dönmez ve Kılıçdaroğlu bu kez de o ev ziyareti üzerinden karşı karşıya geldi. Sayın Genel Başkan'a evime geldikten sonra bugün kaymakamlık tarafından benim elektriğim açıldı. Kılıçdaroğlu 23 Nisan akşamı Ankara Keçiören'de elektriği kesilen Güllü Demir'i ziyaret etmişti. Allah sabır versin. Yani inşallah bunların şeyi. Tamam moralinizi bozmayın. O ziyaret sonrası Bakan Dönmez Kılıçdaroğlu'nu sosyal medya üzerinden hedef aldı. Gittiği evde o gün elektrik olduğu halde ışıkların açılmadığını iddia etti. Kılıçdaroğlu ise Bakan Dönmez'e yazdığın yalansa istifa edecek misin diye sordu. Hemen ardından da bu videoyu paylaştı. Dün genel başkan sayesinde benim elektriğim açıldı ve çok şükür karanlığıma aydınlık geldi. Kılıçdaroğlu karanlıktaki yoksulların elektriğini ziyaretimle açacaksınız derken EDAŞ'tan da açıklama geldi. 31 Mart'ta Güllü Demir'in borçtan dolayı elektriğinin kesildiği, borcun ödenmesiyle de 5 Nisan'da elektrik enerjisinin bağlandığı belirtildi. Bültenimize film gibi bir operasyonun görüntüleriyle devam ediyoruz değerli izleyenler. Pakistanlı fidye çetesi 4 Nepalli turisti Taksim Meydanı'ndan kaçırıp rehin aldı. 72 saat işkence gören Nepalliler bakın nasıl kurtarıldı. Lan, yap, yap, yap.
Yak yere! Yak! Elleri arkaya ver! Elleri arkaya ver! Satırla, silahla tehdit edildiler, dövüldüler, aç bırakıldılar. Tamam, sakin olun. Bir tamam. Sakin, sakin. Tamam, tamam. Sakin. Gel. İyi misin? Taksim meydanından kaçırılıp rehin alınan 4 Nepalli böyle kurtarıldı. Polisi görünce sevinçten gözyaşlarına boğuldular. Yabancı uyruklu 6 kişi Taksim tarla başında gezen 4 Nepalli turisti satır zoruyla kaçırdı ve Eyüp'te bir adrese götürdü. 3 gün boyunca işkence yaptı ve ailelerinden fidye istedi. 10 bin euro fidye isteyen Pakistanlı zorbalar Nepallilere 72 saat boyunca işkence etti. Vücutlarına satır değdirdiler, başlarına silah dayadılar. Korkmayın artık, tamam. Korkma korkma, tamam. Nepallilerin İstanbul'daki tanıdıkları fidyeyi hazırladı ama neyse ki polise de haber verdiler. Beyoğlu Asayiş Büro ekipleri önce fidyeyi almaya gelen adamı yakaladı, sonra adrese şok baskın yaptı. Yap, yap bir lan! Yap bir lan! Yap bir lan! Pakistanlı zorbalar böyle gözaltına alındı. 3 gündür rehin tutulan Nepallilerse şoktaydı. Elleri arkaya ver. Elleri arkaya ver. Polis evi aradı. Yatakların altı satır silah doluydu. Cehennem satır. Cehennemden kurtulan Nepalliler rahat bir nefes aldı. Bu rehine kadınsa gözyaşlarını tutamadı. Tamam, sakin olun. Bir tamam. Sakin, sakin. Tamam, tamam. Sakin. İyi misin? 6 Pakistanlı gözaltında Türk polisine teşekkür eden Nepallilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Rahat olun artık. Ve savaştaki son gelişmeler değerli izleyenler. Savaş bütün hızıyla sürerken Rusya patlama sesleriyle sarsıldı. Ukrayna sınırındaki Biryansk'ta bir akaryakıt deposuyla askeri tesiste yangın çıktı. Moskova Ukrayna saldırdı derken Kiev suçlamaları reddetti. Putin ise cevap olarak en tehlikeli silahlarından birini İskender füzelerine devreye soktu. Bir saatte 5 tren istasyonu yerle bir edildi. Rusya güne patlama sesleriyle uyandı. Ukrayna sınırındaki Biryansk'ta bir akaryakıt deposuyla askeri tesis alev alev yandı. Gece 2'de önce Druzba akaryakıt deposu patladı. Dakikalar sonra da bu askeri depoda yangın çıktı. Rusya günler önce Ukrayna'yı uyarmış, sabotajlar devam ederse Kiev'deki yönetim binalarını vururuz demişti. Yaşanan çifte patlamanın ardından Rusya en öldürücü silahlarından birini devreye soktu. 500 kilometre menzilli İskender füzelerini ard arda ateşledi. Bir saatte 5 tren istasyonu vuruldu. Yine siviller hedef alındı. Ukrayna'nın Mariupol'daki son kalesi Azovstal fabrikasındaki Rus ablukası ise devam ediyor. Fabrikanın yer altındaki sığınaklarında yaşam savaşı veren onlarca kadın ve çocuk bir kez daha kamera karşısına geçti. Dünya liderlerine yardım çağrısı yaptılar. Rusya Savunma Bakanlığı ise fabrikadaki sivillerin tahliyesi için bugün yeniden insani koridor açılacağını öne sürdü. Bu arada hemşire kostümü giyen Rus öğrenciler Ukrayna'ya savaşa giden askerleri uğurlamaya gitti. Birlikte poz verip Rusya'nın geleneksel sütlü çöreği Paska'da attılar.
Cephe hattındaysa durum çok ama çok farklıydı. Donbas bölgesinde yoğunlaşan çatışmalar hız kesmeden devam etti. Gezi Parkı davasında bugün karar duruşması görüldü. Mahkeme davanın tek tutuklu sanığı iş insanı Osman Kavala'ya hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüsten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Gezi davası karara bağlandı. İş insanı Osman Kavala ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Görülen duruşmada sanıklara son sözleri soruldu. Ara verildikten sonra da mahkeme heyeti kararını açıkladı. Davanın tek tutuklu sanığı iş insanı Osman Kavala'ydı. Kavala hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüsten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. İndirim uygulanmadı. Mücella yapıcının da aralarında olduğu 7 sanık 18'er yıl hapis cezası aldı. Tutuklanmalarına karar verildi. İstanbul Avcılar'da ise bir markete 4 hırsız girdi. Tam dükkanı soydukları sırada karşılarına eli sopalı yaşlı bir adam dikildi. Sonrasında yaşananları güvenlik kamerası bakın nasıl kaydetti. Bahattin dedemiz hırsızlarla yüz yüze geliyor. Baktım ki aşağıda mali yükleyenler. Ben koşarak aşağıda indim. İnce bir çubuk var, onu aldım. Başka elimde bir şey yok idi. Yaşlı ama cesurdu. Elinde sopayla oğlunun marketini soyan hırsızların karşısında durdu. Millarca çocuğum çalışmış, hasta, malını yüklüp götürürler. Ben buna dayanamadım. Ne yapsa olmadı, hırsızlar ona aldırmadan kaçıp uzaklaştı. Çok korkusuz. Say kendi malını götürüyorlar. Sigarayla parayı almışlar. 100 bin TL üzerinde yakın bir zararı var. Avcılar'da dün sabah saatleriydi. 4 hırsız araçla Dadaş Yılmaz'ın marketine yanaştı. 10-15 dakika gözlüyorlar. 3 kişi arabadan iniyor, 1 kişi arabada kalıyor. Levyeyle ve inşaat demir kesme makasıyla şurayı kırdıktan sonra içeri zorlayıp giriyorlar. Hırsızlar direkt olarak sigara reyonuna ve kasaya yöneldiler. Oradaki ürünleri hızlıca toplayarak dışarıda bekleyen araçlarını yüklemeye başladılar. 30-40 civarından onlu paket halinde sigara mevcuttu. Parayı kasada da almadık. Yaklaşık 5-6 lira civarında parayı almışlar. Kağıt parayı aldıkları halde içinde bozuk parayı alabilmek için onu da kasayla birlikte götürüyorlar. 7 civarlarında ses gelmeye başladı. Baktım ki hırsızlar araba sigaraları dolduruyorlar. Apartmanda oturan 78 yaşındaki Bahattin Yılmaz hırsızların sesini duyunca hemen aşağıya indi. Eline aldığı işte bu sopayla birlikte hırsızların aracına vura vura tek başına onları durdurmaya çalıştı. Elimde bir ince çubuk. Adam hiç aldırış etmez ki onu. Vurdum. Belki dedim bir şeyler götürmesin. Korktum dedim beni bıçaklayarlar. Bir arabada hareket etti. Ben de bunun peşine koştum. İçindeki para aldık kasayı da orada av adamı geldik yere orada kasayı attı. Babam bu dara edince kasayı yere atıyorlar. Hırsızlar çaldıklarıyla kayıplara karıştı. Market sahibi de şikayetçi olmak için soluğu karakolda aldı. 30 adlı şarkısı dillere yerleşmiş. Klipleri milyonlarca kez izlenmişti. Rap müziğin Betal lakaplı genç sesinden bugün ne yazık ki kötü haber geldi. Yaşadığı rezidansın 8. katından düşen Berk Bayındır ne yazık ki hayatını kaybetti. 30 senemi harcamışım tam giderken öbür tarafa kafama giren en güzel şey hala bütün şarap. Balkondaydım o sıra zaten. Yani adam öldü adam öldü diye ben bağırdım. Herkes koştu zaten burası bir anda kalabalık oldu. Çarpa çarpa aşağı düşmüş. 1 yaşında gencecik bir çocuk. 30 adlı şarkısı yaklaşık 3 milyon kez tıklanmıştı. Susamam'daki performansıyla gönüllere taht kurmuştu. Bu sabah rezidansın 8. katından düştü. Ünlü rapçi hayatını kaybetti. Yalnız kalıyordu. Bir arkadaşı 2 gün önce gelmişti. Dün biz beraberdik, ailece gittik, yemek yedik. İyiydi. Müzik benim yegane farkım, benim aşkım. Betal Akaplı rapçi Berk Bayındır Gültepe'deki işte bu lüks rezidansta yaşıyordu. Bu sabah saat 8 sularında 8. kattaki dairesinden düşerek hayatını kaybetti. Bir de ben karşıda oturuyorum. Bir ses geldi. Tam şuradaki demirlere vurdu. Ondan sonra yere düştü. Kanlar içerisinde gördü kendisini. Yakınları perişandı. Babasıyla kız arkadaşı ayakta durmakta zorlandı. Kız arkadaşıyla babası gelmiş işte. Ağlıyorlar burada. Olay
sabahı evde olduğu öğrenilen rapçinin kız arkadaşı polise verdiği ifadede uyandığında sevgilisini balkon korkuluklarından sarkarken gördüğünü, arkasından koştuğunu ama yetişemediğini beyan etti. Artık yanlış olmamalı çünkü sabrım doldu. Bipolar rahatsızlığı olan rapçi balkondan düştü mü yoksa canına mı kıydı, polis bu sorunun yanıtını arıyor. Kainatın en mütevazısıyım da yine sana kalacaktır. Müzik dünyası da yasta. Sagopa Kajmer, Ceza ve Server Uraz gibi rapçiler sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajları paylaştı. Birimize sardık. Maksat ünlü olmak değil, iyi bilinmek. Sevenlerine ve yakınlarına tekrar başsağlığı diliyoruz değerli izleyenler ve bir market soygunuyla devam ediyoruz. Gece yarısı markete girdiler. Soygun yaparken bir yandan da karınlarını doyurdular. Simitle zeytinin tadına baktıktan sonra susamlı kraker yiyip kola içen hırsızların bu arsızlığı pes dedirtti. Arsızlıkta çığır açtılar. Susamlı kraker yiyip kola içerek soygun yaptılar. Yenmişti, ısırılmıştı. Zeytini açmışlar dolaptan alıp. Kola da almışlar. Evet, yere atmışlar. Kahvaltı da yapıyorlar. Burası Küçükçekmece, Atakent Mahallesi. Pes dedirten olay bu markette yaşandı. İki sefer girdiler. Bir tanesi gece saat 3'te, bir tanesi akşam saatinde 11'i 20 geçe. Levyeye kapıyı zorlayarak işte bu şekilde kapıyı açtı. Daha sonra burada alarm kablosu vardı. Kabloyu da söktüler. Bu nedenle iş yeri sahibi uyarı alamadı. İçeri girdikten sonra çekmeceyi karıştırdılar. Çekmeceyi aşamadılar ve hemen en pahalı olan sigara rayonuna yöneldiler. Çekmeceyi zorluyorlar. Bir miktar vardı evet ama açamıyorlar çekmeceyi. Sonra hedefleri olan sigaralara geliyorlar. 15 bin liralık bir zarara uğradık. Hırsızlar o kadar utanmazdı ki sigaraları aldıktan sonra markette gezmeye başladılar ve İnanması güç ama burada bulunan simitleri yediler, zeytin açtılar ve çubuk kraker yediler. Bir de üstüne kola içtiler. İnanmak istemiyorum ama hırsız dediğin de oruç tutmaz sonuçta. Böyle bir vicdansızlık olamaz. İddiaya göre hırsızlar geçen ayda civardaki evlere girmeye çalıştı. 15 gün önce iki sefer aynı kişiler gene girdiler oraya, gene açmaya çalıştılar. Daireye bahçe katından girdiler. Kaçarken de kameraya vurdular, kaçtılar. Polis o çetenin peşinde. Biz buraya emek veriyoruz, ben okuyorum, girişimciyim. 17 saat burada çalışıyoruz. Yani böyle bir saygısızlık olamaz. İstanbul'dayız yine. Bu sefer Sarıyer'deyiz. Sarıyer'de dehşet dolu anlar yaşandı değerli izleyenler. Bir golf hocası iddiaya göre tetikçi tuttu. Sorun yaşadığı iş adamının villasını kurşunlattı. O anlarda da kameralar kayıttaydı. Emlak anlaşmazlığında silahlar konuştu. Golf hocası iddiaya göre tetikçi tutup iş adamının villasını kurşunlattı. İş adamı Mustafa Feridun uzun yol bir inşaata başladı. Ancak iddiaya göre daireler tamamlanmadı. Onlarca kişi mağdur oldu. Golf hocası Gökhan Ateş de o mağdurlardan biriydi. Teslim ederken biz 500 metrekare evin yanında 4,5 dönümde yeşil teslim edeceğiz. İddiaya göre iş adamıyla golf hocası arasındaki husumet büyüdükçe büyüdü. Golf hocası bir akrabasını tetikçi olarak tuttu. Bir kağıda iş adamının adresini yazıp verdi. 5 Nisan günü tetikçi korsan taksi tutup Gazi Osman Paşa'dan Sarıyer Emirgan'a Mustafa Feridun uzun yolun villasına doğru yola çıktı. Tetikçi adrese geldi, araçtan indi ve iş adamının villasını peş peşe kurşunladı. Tetikçi kayıplara karıştı. Emlak anlaşmazlığı yüzünden villası kurşunlanan iş adamı polise gidip şikayetçi oldu. İnşaat şirketlerinde büyük maliyetlerini onlar oluşturuyor. Polis önce korsan taksiciyi bulup tetikçiye ulaştı. Sonra da azmettirici olduğu öne sürülen golf hocası yakalandı. İkisi de ev hapsine alındı. Çaldıkları araçlara baba yorgun ve incinmişsin çıkartmaları yapıştıran çete cezaevinden tahliye oldu. İçlerinden biri akıllanmamıştı ne yazık ki. Bu kez de başka bir aracı çaldı ama yakalanması uzun sürmedi. Yürüdüğüm yollara baba yorgun. Baba yorgun. Güldür yüzümü yazmış, incinmişsin dedi yazmış. İncinmişsin dedi. Tırnak makasıyla mı açmış kapıyı acaba? Vallahi Japonlara söylemek lazım onu, kilitleri değiştirsinler. Çıkartmalı hırsızlar cezaevinden çıktı, yine araç çaldı. Panel van kapalı kasa olduğu için hırsızlıkta kullanıyorlar genelde.
baba yorgun. Türkiye onları çaldıkları araçlara yapıştırdıkları baba yorgun ve incin misin yazılarıyla tanımıştı. Baba yorgun çetesi bundan birkaç ay önce Sarıyer Asayiş Büro ekipleri tarafından yakalanmıştı. Çıkarıldıkları mahkemece de tutuklanmışlardı. Ancak çete üyelerinden bir tanesi dışarı çıktı ve yine boş durmadı. Hedefinde park halindeki bu araç vardı. Çok hızlı çalmış ya, anahtarsız bir şekilde. Bu kadar basit mi bu kamyoneti çalmak? Vallahi ben bazen anahtarla çalıştıramıyorum. Onlar artık çalıştırıyorlarsa çay kaşığıyla, cımbızla, helal olsun. Yürüdüğüm yollara baba yorgun. Polis panelvan araç çalındıktan sonra ileriye dönük değil geriye dönük kamera görüntülerini izledi ve o hırsızın bir akaryakıt istasyonuna girdiğini, tırnak makası aldıktan sonra bu aracı çaldığını tespit etti. Amacı iddiaya göre o araçla hırsızlık yapmaktı ama yapamadan yakalandı. Gencecik çocuk, ona da yazık şimdi. Ailesi sahip çıksa ya da toplum sahip çıksa, devlet söylediğiniz gibi caydırıcı cezalar uygulasa, ona da yazık yani. Suça sürüklenen çocuk yeniden tutuklandı. Çaldığı öne sürülen araç da sahibine teslim edildi. İçeride uzun süre kalmaları gerekiyor. Bu kadar sık sık hani çalıp bırakılınıyorsa, onlar da yaş hakkını kullanıyorlar galiba. Bursa'da sivil havacılık eğitimi veren bir firmaya ait tek motorlu uçak havalandıktan birkaç dakika sonra evlerin arasına çakıldı. Hemen yanmaya başladı. Uçağı kullanan pilot Furkan Otkum ve öğrencisi Murat Avşar ne yazık ki o feci kazadan sağ çıkamadı. Uçak düştüğünü gördük. Ondan sonra alevler meydana geldi. Evlerin, araçların arasına, mahallenin ortasına çakıldı. Sokağa alevler, gökyüzünü duman sardı. Arkadaş battı, uçak dedi, anlamadım. Tek motorlu uçaktaki iki pilot da kurtarılamadı. Bursa Osman Gazi'deki Bağlarbaşı mahallesine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta sivil havacılık eğitimi verilen bir alan vardı. Bugün öğleden sonra 3 sıralarında öğretmen pilot öğrencisiyle acil uçuş eğitimine çıkmıştı. Uçak havalandıktan 3-4 dakika sonra önce bir binanın çatısına çarptı, sonra da Sarıgül sokağa çakıldı. Muhtemelen teknik sebeplerle gördüğünüz noktada çarparak aşağı indi. Pilotlarımız da maalesef hayatını kaybetti. Saçını boyarken dehşeti yaşayan kadın şoktaydı. Bir ses duyduk, ev sarsıldı gibi oldu. Arkadaş battı, uçak dedi, anlamadım. Ondan sonra... O olduğu yere yığılırken çevredekiler sıcağı sıcağına koşup kazazedelere yardımcı olmaya çalıştı. Uçağı kullanan Furkan Otkum da, öğrencisi Murat Avşar da o uçaktan sağ çıkamadı. Gençler de taraftan koşuştular, canlı varsa kurtarırız diye. Ama peş peşe patlamalar olunca bu defa araya giremediler. Ömer! Arkanda Talha! Gökyüzünü saran duman kilometrelerce uzaktan bile görüldü. Yangın uzun uğraşlar sonunda söndürüldü. Kazanın nedenini anlamak için bölgeye Ankara'dan özel kırım ekibi gitti. Sırada İstanbul'da metrobüste gerçekleşen akıl almaz bir tehdit olayı var değerli izleyenler. Orta yaşlı bir adam tartıştığı kadına "senin gibi eşim olsa kafasını koparırdım" dedi. Daha önce kafa kopardığını, cezaevinden de yeni çıktığını söyledi. O anlarla devam ediyoruz. Ya benim böyle senin gibi eşim olsa kafasını koparırım. Metrobüste tartıştığı kadını "kafanı koparırım" diyerek tehdit etti. Duyanların kanı dondu. Cep telefonuyla kaydedilen o anlar dün öğle saatlerinde Beylikdüzü Güzel Yurt metrobüs durağında yaşandı. İddiaya göre orta yaşlardaki o adam bir kadın yolcuyla yer verme nedeniyle tartışmaya başladı. Sesler gittikçe yükseldi. Diğer yolcular sakinleştirmeye çalışsa da olmadı. Tam da o sırada adam kadını kafasını koparmakla tehdit etti. Benim böyle senin gibi işim olsa kafasını koparırım.
Toparırım. Durmadı, mahkum olduğunu, pandemi nedeniyle cezaevinden çıktığını söyledi. Herkes dondu kaldı. Kafa koparmaktan yatıyorum ben. Mahkumum ben 8 senedir pandemiden çıktım. Kafa koparmaktan yatıyorum ben. Sen rahatına mı? Sabahiyetten yatıyorum ben. Tehditlerinin şaşkına çeviren sözlerinin ardından metrobüsten indi, yoluna devam etti. Kadın yolcunuysa ondan şikayetçi olmadığı öğrenildi. Görüntü sosyal medyada yayıldı. Kafa koparırım diyen adama tepki yağdı. Kafa koparmaktan yatıyorum ben. Fatih'e gidelim şimdi. Suç ortağı çevreyi gözetlerken o örümcek adam gibi tırmandı. Açık camdan içeri girip 3 cep telefonu ve 5000 lira çaldı. Mahalle sakinleri kabus gibi çöken hırsızlar yüzünden haliyle isyandaydı. Klima motorundan nasıl çıkıp da alıyor hayret. Örümcek gibi. Vallahi tırmana tırmana çıkmışlar. Biri gözcülük yaptı, diğeri tırmandı. İki hırsız evi birlikte soydu. Ramazan'da sahurda millet uyanıktır. Ne cesaret bu ya? Üç arkadaş İstanbul Fatih'teki Pervane Dede sokakta birlikte yaşıyordu. Gece onlar uykudayken hırsızlar iş başındaydı. Yorgun bitkinlerdi. Hiç farkında olmamışlar herhalde. İki hırsız dün gece saatlerinde buraya geldi. Hedeflerinde işte tam ikinci kattaki bu daire vardı. Biri gözcülük yaptı, diğeri işe koyuldu. Şuraya bak ya, şu millet kendini hapsetmiş ya. Üçüncü, dörtüncü katta korkuluk var ya. Böyle bir şey var mı ya? İki hırsızdan biri arkadaşının omuzundan destek aldı. Önce klima motorunun ardından tentenin üzerine çıkarak yaklaşık 5 metre yükseklikteki ikinci kattaki evin içine girdi. Korkmadan çıkmışlar yani. Bunlar işi iyi biliyorlar. 5000 lira para, bir de 3 telefon almışlar. Telefonsuz kalan 3 arkadaş karakola gidip şikayetçi oldu. Polis hırsızların peşine düştü. Çalıştığı şirkete ait 50 bin euroyu, yani yaklaşık 800 bin lirayı bankaya yatırmaya gidiyordu. İki hırsız da peşindeydi. İstanbul'un göbeği Fatih'te kalabalığın içinde o parayı çaldılar. Adım adım takip ettiler. Tam bankaya gireceği sırada çantasından 50 bin euroyu çaldılar. Ruhu bile duymadı. Fatih'te çalıştığı şirkete ait parayı banka şubesine yatırmaya gidiyordu. Haberi yoktu ama iki hırsız peşindeydi. Takip uzun süre devam etti. Şirket çalışanı bankaya girmek üzereyken hırsızlar da harekete geçti. Cadde işlekti. Biri perdeleme yaptı. Diğeri de el çabukluğuyla sırt çantasını açtı. İçindeki 50 bin euroyu, yani yaklaşık 800 bin lirayı çaldı. Hızla uzaklaştılar. Geride güvenlik kamerası kayıtları kaldı. Polis saniye saniye inceledi. Hırsızlardan birini yakaladı. 32 suç kaydı olan şüpheli tutuklandı. Suç ortağı ise her yerde aranıyor. İstanbul'da bir YTT şoförü araçtan indi ancak iddiaya göre el frenini çekmedi. Hareket eden otobüs yokuş aşağı kaydı. Yoluna çıkan tüm araçlara çarptı. 15 araç hurdaya döndü. 4 kişi de yaralandı. Vallahi nasıl olduğunu anlamadık. Duruyorduk zaten. Bu otobüs birdenbire nasıl geldi, nasıl vurdu, nasıl hoplattı bizi? Dünyamız şaşırdı ya. Hem oruçluyum hem de kafayı çarptım. Kuru görüyorum yani şu anda. Şoför el frenini çekmeyi unuttu. Kayan otobüs yoldaki araçları biçti. 4 kişi yaralandı. Ambulans arayın. İnmiş şoför, kayış koptu diye. Ona bakarken otobüs başlıyor kaymaya. Hepimize vura 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 darmadan etti. Sarıyer'de YTT şoförü arızayı kontrol etmek için araçtan indi. Ancak iddiaya göre el frenini çekmeyince otobüs kendi kendine hareket etti. Gördüm, fark ettim. İçinde şoför de yoktu. Kaçayım dedim, kaçamadım. Vurdu, attı kaldırıma. Burayı da yara yara buraya kadar geldi. Sonucu ortada görüyorsunuz. İstinye yokuşunda hızla kayan otobüs yoldaki araçlara çarptı. Üstelik öyle 1-2 de değil, tam 15 aracı hurdaya çevirdi. Arkadan deli gibi bir otobüs geldi. Herhalde freni patlamış. Belediye otobüsü arkadan kese kese yara yara geldi herkes işte. Neyse ki feci kaza can kayıpsız ucuz atlatıldı. Ama 4 yaralı vardı. Üstelik biri hamile bir kadındı. Hepsinin durumu iyi. Allah'tan can kaybımız yok işte. Aracımız daha sağlam.
Dolandırıcılar İstanbul Beylikdüzü'nde 7 milyon lira değerindeki arsayı 700 bin liraya satışa çıkardı. İçlerinden biri dublörlüğe soyundu, kendisini arsa sahibine benzetti. Tam vurgun yapacakları sırada polis onları suçüstü yakaladı. Gerçek arsa sahibine benzetmişler, makyaj yapmışlar, birebir aynısını yapmışlar. Dublör gibi bir şey olmuş. Yani inanmamak da elde değil. Dublör dolandırıcı şeytani bir plan yaptı. Ancak emlakçı şüphelendi, polis suçüstü yakaladı. 7 milyonluk satmaya çalıştıkları arsa bu arsa arkadaşlar. Normalde 7 milyon 700 bin lira verecektik. Beylikdüzü'nde gerçek değeri 7 milyon lira olan arsa 700 bin liraya satışa çıkarıldı. Acil ihtiyacından dolayı, eşinin rahatsızlığından dolayı acil elinden çıkartması gerektiğini söyleyince 700 bin liraya. Emlakçılık yapan Ferdi Dağcı arsaya talip oldu. Tapu devri için İzmir'e çağrılınca gitti. Karşısındaki kişi arsa sahibiyle tıpatıp aynıydı. Bir açık verdi. Şüphelendim. Hemen emniyet güçleriyle iletişim kurduk. Sivil polisler baskın yaptı. O an cep telefonuyla kaydedildi. Makyajda kendisini arsanın gerçek sahibine benzeten dolandırıcı 700 bin lira vurgun yapmayı beklerken yakayı ele verdi. Tutuklandı, cezaevine yollandı. Çetenin diğer üyeleri aranıyor. Ayrıca arsanın gerçek sahibi de öyle. Gerçek arsa sahibi de ortada yok. Bilmiyorum yurt dışında mı veya başka başına bir şey mi geldi, adama zarar mı verdiler bilmiyorum, meçhul. Selamünaleyküm diyerek dükkana girdi, cevap alamayınca hırsızlık yapıp kaçtı. O anlarda güvenlik kameralarına yansırken işletme sahipleri yaşananları Show Haber'e bakın nasıl anlattı. Verdiği selamı alan olmadı. O da içeri girip hırsızlık yaptı. Alan selamıyla girip de burada malzemeyle çıkması ne kadar doğru bir hareket bilemiyorum. Burası Ankara'daki mobilyacılar sitesi. Görüntülerin kaydedildiği dükkansa bir alüminyum atölyesi. Hırsız böyle selam verdi, ardından içeri girdi. Yavaş yavaş etrafı kolaçan ederek tedirgin adımlarla buraya, dükkanın ortasına kadar geldi. Ardından bir kez daha seslendi emin olmak için. Abi. Sonra da içeri yürüyüşüne devam etti. Etrafı inceliyor, ne alabileceğine karar veriyor. Atölye bölümünde bir süre çalacak bir şey aradı. O anlarda işletme sahipleri mutfaktaydı. Bizden tabii ses olmayınca biz orada su falan açıktı. Sesini duymamışız. Önce bizi garantiliyor. Geliyorlar mı gelmiyorlar mı, sonrasında da devam ediyor. Sonra bir kutuyu aldı, koşa koşa kaçtı. Değer olarak daha büyük şeyler vardı aslında ama o tabii bilmediği için malzeme numunesiydi o. Onu alıp gidiyor. İşletme sahipleri olaydan sonra güvenlik önlemlerini işte böyle arttırdılar. Mutfakta sesi duyamıyorlardı gelen kişilerin ve içerideki kapıyı kapattırdılar. Burayı kestirerek yeni bir kapı açtılar. Ön taraftan kapı açtırdık ki gelip de selam veren kişilerin selamını alabilelim diye. İstanbul'da bir böbrek nakli iki mucizeyi beraberinde getirdi. Bir anne oğluna böbreğini vermek isterken kanser olduğunu öğrendi. Erken teşhisle hayata tutundu. Böbrek bekleyen oğluna ise gelini umut oldu. Bundan bir ay önce tekrar bir Covid geçirince direkt böbrek iflas etme durumuna geldi. Oğluma böbreğimi verecektim. Tam oğlunuza şifa olacağım derken kanser olduğumu öğrendim. Eşime böbreğimi verdim. Önce annesi böbreğini vermek istedi ama ne yazık ki kanser hastası olduğu ortaya çıktı. Mucize içerisinde mucize. Sonra da eşi böbreğini verince hayata tutunmayı başardı. Ameliyatı atlattık. Böbrek nakli bir ailede iki mucizeyi beraberinde getirdi. Esas kahraman sensin bu. Aynen işte. Öyle. 37 yaşındaki Mustafa Gül 15 yıldır böbrek hastasıydı ama nakil gerekmiyordu. Pandemide iki kez Covid geçirdi, Covid atlattı, sonra son evreye geldi. Böbrek nakli olması gerekti. Oğluma böbrek verecektim. Tam her şey güzel uyumlu giderken. Her şerde bir hayır vardır derler, işte öyle oldu. Mahide Hanım'ın normalde göğsünde ne ağrı vardı ne sızı. Ama oğluna böbreğini vereceği için birçok tetkikten geçti. Memesinde küçük bir kitle sapladık. Biyopsi sonucu da kanser gelince hemen ertesi hafta da Mahide Hanım'ın kanser ameliyatını gerçekleştirdi. Belki daha da ilerleyebilirdi.
bizi, her tarafımı sarabilirdi, beni öldürebilirdi de. Annenin böbreğini veremeyeceği anlaşılınca bu kez de Mustafa Bey'in fedakar eşi devreye girdi. İkinci bir hayatım bana eşim verdi. Çok şükür dokular uydu, her şey yolunda gitti. Hem kayınvalidem adına hem eşim adına güzel bir süreçti. Erken teşhis gerçekten çok önemli. Gül ailesinin şimdi sağlığı yerinde. Ama kıssadan ise bu hikayeden çıkarılması gereken belki de iki ders var. Biri organ bağışının önemi. Sadece böbrek bekleyen 24 bin civarında. 2000'den fazla karaciğer bekleyen var. Keşke ölen insanlardan organ bağışı olsa. Diğeri de özellikle 40 yaş üstü kadınların göğüs kanseri için mutlaka doktor kontrolünden geçmesi. 8 kadından birinde karşımıza çıkıyor. Hiçbir şikayet olmasa bile yılda bir kere meme muayenesi olması gerekiyor. İhmal etmesinler. Biri 12, diğeri 9 yaşında iki kız kardeş hem kapıyı kilitlemiş hem de anneleri defalarca zile basmasına rağmen bir türlü duymamıştı. Canlarından artık şüphe eden çaresiz kadın itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye kapıyı açınca da gerçek ortaya çıktı. Evde iki küçük kız kardeş yalnızdı. Anneleri kapıyı açamadı. Defalarca zile bastı. O kapı yine de açılmadı. Evlatlarının canından endişe etti. Devreye itfaiye girdi. Avcılarda oturan Gülizar Yüksel 12 ve 9 yaşındaki kızlarını evde bırakıp bir akrabalarını ziyarete gitti. Ama geri döndüğünde eve giremedi. Kızlar kapının sürgülü kilidini kapatmıştı. Kapıyı üstten kilitlemişler. Üst kısmı yok mu? Evet. Onu zile bastı, apartmanı ayağa kaldırdı, ne yaptıysa olmadı. Evin kapısı açılmadı. Çaresiz anne sonunda itfaiyeden yardım istedi. Ekipler geldi, pencereden içeri girip kapıyı açtı. Annenin endişesi yerini kızgınlığa bıraktı. Çünkü kız kardeşler meğer derin bir uykudaymış. Uykudan uyandılar, şaşkın gözlerle olanı biteni anlamaya çalıştılar. Geçmiş olsun. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de bültenimizin sonuna geldik. Yarın biz yine aynı saatte gelişmeleri aktarmak üzere karşınızda olmuyor muyoruz? Ve dediğimiz gibi ne olursa olsun akşamınız güzel olsun. Hoşçakalın.